PES Türk YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir online maç yapacağız sizlerle birlikte. Ancak online maça geçmeden önce dünyanın en yüksek takım gücü olan kadroyu kuracağız. Bu takım gücünü kurarken tekrardan bir önceki videolarımda bahsetmiştim ama tekrardan bunu hatırlatmak istiyorum. Takım gücü en yüksek olan kadro demek oyunun en iyi kadrosu demek değil. Çünkü her pozisyona en yüksek oyuncu koyduğunuz zaman orada çok iyi oynayacak anlamına gelmiyor. Bilginiz olsun. Sadece görsel bir güzellik olmuş oluyor. Yoksa iyi bir kadro olmamış oluyor. Şimdi takımımızı kuralım sizlerle birlikte. Şuradan sırala diyorum. Genel derece diyorum. Kadromuzu bir görselimizi çıkartalım. Şimdi bildiğiniz gibi 101'lik Mbappe oyunumuz zaten en iyi santraforu diyebilirim. Hemen sol kanada oyunun yine en iyi sol açık olan Ronaldo'yu koyuyoruz. Sağ tarafa da Messi'mizi koyuyoruz. Göbeklere geçelim. Göbeklerde yüzlükteydi. 101'liği gelmişti. 101'lik Felix'i koyalım. Göbek tarafına Camavinga'yı koyuyorum. Neden bunu koyduğumu da bahsedeceğim birazdan sizlere. Orta tarafa da 99'luk oyun gücüyle De Jong koyalım. Defansif ortası olarak kalsın, çok önemli değil. Sol beke, oyunun en yüksek sol beki 97'ye ulaşan Camara'yı koyuyorum. Ortada yine oyunun en yüksek stoperleri 99 seviyede Sar ve yine 99 seviyede De Ligt koyalım. Sağ açığa da sağ beke yine oyunun en yüksek sağ beki olan Pavard'ı koyalım. Kaleye oyunun en iyi iki kalecisinden birisi olan Donnarumma ve bildiğiniz gibi Lafont'u koyalım. Yapamadım. Evet, burada. Şimdi geçelim yedeklere. Yedeklerimizde 99'luk Agüero'muz, 99'luk Benzema'mız, 99 seviye yine Aubameyang. Yine 99 ancak santraforda 100 olan Rummenigge'miz var. Sol açığa bir yedek koyalım. Yüzlük. Sağ açığa da yine 99 seviyede olan Ferran Torres. Son yedeğimiz yüzlük. Klasiğimiz Maradona'ya koyalım. Şimdi oyun maliyetimiz 938 oldu, taştı. Yani Manager Boss diye bir özellik var biliyorsunuz. Her kullanımda 10 maliyet veriyor. Bir kere gelirse toplam 3 tane bize Manager Boss verecek. Bunu 3 puan arttırabileceğiz. Yani 950 yapabileceğiz. Ancak daha gelmedi. Bununla ilgili sorular geliyor arkadaşlar, biliyorum. 2019 senesinde Şubat ayında gelmişti. O yüzden uzun zamandır gelmiyor. Eğer gelirse bu maliyeti yükseltiriz. Ancak şu an maliyetimiz kurtarmadığı için burada maliyet düşürmenin en iyi yöntemlerinden birisi olan kalecilerden feragat etmek. Donnarumma iyi bir kaleci, maliyeti de düşük. Donnarumma'yı koyduğumuz zaman takım gücümüz 5218 oluyor ve şu an dünyanın en yüksek takım gücüne ulaşmış oluyoruz. Maliyette 920 milyonu kurtarmış oluyor. Şimdi maça geçelim. Maç içerisinde de konuşmuş oluruz sizlerle birlikte. Dediğim gibi takım gücü en yüksek kadro ancak oyunun en iyi kadrosu değil. Çünkü taktik olarak bence çok dezavantajları var. Ortada göbekte çok boşluklar oluyor. Geriye dönmekte sıkıntılar oluyor. İleri top attığınız zaman oyuncular koşmuyor. Sağ çıkıyor, sol çıkıyor, koşmuyor gibi sıkıntıları var. Oyun içerisinde dediğim gibi detayları konuşmuş oluruz. Oyuna geçelim. Evet, maçımızı başlattık. Şimdi rakibimizi bekliyoruz arkadaşlar. Birazdan rakibimiz gelecek. İnşallah güçlü bir rakip gelir. Seyir güzel bir maç olmuş olur sizlerle birlikte. Rakibimiz de geldi. 1198 puanla Fener'in Kocası isimli bir rakip geldi. Hemen kondisyon derecelerine bakalım. Maradona yükselişte. Maradona'yı değerlendirebiliriz. Maradona'yı hemen Flex'in yerine koyuyorum. Bir de rakibimize bakalım. Rakibimizin de kadrosu güzel. Ronaldo'yu bulamamış ilginç. Ronaldo neredeyse 5-6 kere geldi ama hani Ronaldo'yu bulamamış. Tekrardan bir kondisyona bakalım. Aubameyang'ı ya da Rummenigge ikinci yarıya dahil edebiliriz. Şu an Mbappe ile çıkalım maça. Evet, maçımız başlıyor.
De Jong burada defansif orta saha olarak belki göbek olarak değerlendirebilirdik ancak sıkıntı değil. Defansif orta saha olarak kalsın. Onu da göbek yaparsak ileride çok güçlü bir santrafor hattı olacak ama defansımız çok zayıflayacak arkadaşlar. O yüzden şu anlık böyle kalmış olsun. Gerekirse müdahale ederiz oyun içerisinde. Şimdi maça rakibimiz başlayacak. Umarım seyir güzel bir maç olmuş olur. Evet, Pogba'ya döndü, geriye döndü. Büyük ihtimalle uzun top deneyecek. Geriye koşu yapıp pasla indiriyorum. Çok seviyorum bu tarz uzun top oynayan rakipleri. Depart tuşunda geriye doğru koşturuyorum. Top bana yaklaştığında pasla indiriyorum. Şimdi atak sırası bizde. Pasla indiriyorum. Kanada açacağım. Tekrar göbeğe dönecektim. Gelmedi. Şimdi rakibimizin atağını kesmek için Pavard'ı geriye doğru koşturuyorum. Ronaldo'ya topu almak biraz zor. Evet, topu kazandık. Uzaklaştıralım. Şimdi Mbappe'yle indirmeye çalışacağım. Geçiremedik. Topu kazandık. Evet. Şimdi Ronaldo'nun koşmasını bekliyorum. Bir ara pası deneyelim. Eğer top bize gelirse buradan bir atak denemesi yapacaktık ama tekrar kazandık. Messi ile geri döndüm ama yani rakip tekrar topu çaldı bizden. Orada bir plase dinleyecektim. Olmadı. Göbeğe dönelim. Tekrar kanadı açacağım. Kamerayla ileri oynamaya çalışacağım ama Messi girdi araya. İşte bahsettiğim durumlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Oyuncuların arasındaki pas aralığı inanılmaz uzaklaşıyor. 4-3-3 taktiğiyle. O yüzden bu tarz oyun tarzını ben çok sevmiyorum. Genelde videolarımı izliyorsanız 4-1-2-1-2 taktiğiyle oynuyorum ki pas atabileceğim oyuncular yakınımda olsun istiyorum. Gayrı kaçlarda daha kolay olmuş oluyor. Şimdi Maradona'ya, tekrar kanada, tekrar göbeğe dönelim. Ronaldo'nun önüne doğru bırakacağım. Geçmedi. Messi boşta. Aşağı çekip bir plase bırakalım. Direkt ve gol. Güzel bir gol olmuş oldu. Yani bir an dışarı çıkacak zannettim ancak bilardo topu gibi iki direğe de çarpıp 3 sayı verdi bize. Evet, ilk golümüzü bulduk. Yine geriye dönecek. Yine uzun top deneyecek büyük ihtimalle. Depara basıyorum. Top yaklaşınca pasla indiriyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi bir atak deneyelim. Topu kazandık. Mbappe'nin önüne doğru bırakacağım. Aşağı doğru çekip şut çekecektim ama Sanchez girdi araya. Pasla indiriyorum yine. Şimdi yine pasla dışarı doğru çıkalım. De Jong'a attım. De Jong'la Camavinga'ya. Tekrardan göbeğe, kanat ve ortaya tekrar dönecektim ancak yine bahsettiğim konu, Messi çok uzakta duruyor. O yüzden verkaç yapamıyorum onunla. Topu kazanmaya çalışıyorum ortadan. Göbekten tekrardan Maradona'ya, Maradona'dan tekrardan De Jong, Mbappe, Ronaldo. Şimdi bir uzun top deneyelim. Mbappe'ye doğru geçmedi. Normalde aslında Mbappe'ye doğru attım ama Messi'nin önüne doğru baktı. Şimdi rakibin hatağını kesmeye çalışıyorum. Uzaktan bir şut denedi. Donnarumma. Donnarumma bu hafta B performansı çıkıyor oyuna, o yüzden. İyi bir kaleci. Hatalı bir pas yaptım. Aslında kanat atacaktım. Ama foul yapmışım. Yani ben foul bana yapıldı diye düşünüyordum ancak foul yapmışım. Normalde Pavard'a atacaktım. Bir anda Camavinga bana doğru yaklaşınca top ona doğru gitti. Şimdi rakibimiz foul'unu kullanacak. Ronaldo ile ikili baskı yapmaya çalışıyorum. Top kazandık. Umarım foul yapmamışımdır. Evet, foul yok. Uzun topla Mbappe'ye doğru geçerse tehlike yaratırız. Geçmedi. Sanchez iyi bir defans bu arada. Hem hızlı hem uzun boylu. Tek dezavantajı Sanchez'in. Topu çalmaya çalışıyorum. Tekrar kazandık. Şimdi Maradona'nın arkasından bir ver kaç deneyelim. Mbappe'ye doğru. O da geçmedi. Sağlık olsun, kere bitti. Sanchez'in tek dezavantajı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi akrobatik uzaklaştırması yok. Onu eklemek gerekiyor. Şimdi ikinci yere başlayalım. Bir gol atabildik. İkinci golü bulmamız lazım. Şimdi bir santra taktiği deneyelim. Maradona, tekrar Ronaldo. Şimdi bir ara pası Mbappe'ye doğru. Kenara çekip bir şut bırakıyorum. Evet, golümüzü bulduk. Santra taktiği, iki pas sonra ara pası arkadaşlar. Kontra taktiğidir. Golümüzü bulduk. İkinci golü tam bahsediyorduk, gol atabilir miyiz diye. Sanchez'i de övdük. Şöyle güzel, böyle güzel diye Mbappe'yi kaçırdı. Yani rakibe nazar değdirdik. Bu şekilde nazar değdirme şansımız varsa birkaç kişiye daha değdirelim. Rakip pausa bastı. Acaba bir problem mi var tam bilmiyorum. Belki çıkabilir.
Şimdi kanada açalım topu tekrardan. Ronaldo'nun önüne doğru bakıyorum. Yapma Maradona. Yapma bunu. Bu top geçseydi tehlike yaratabilirdi. Şimdi bizim kalemizde bir tehlike var. Right. Bir uzun top deneyelim Ronaldo'ya doğru. İndireceğim. Bir ver kaç. Tekrar Maradona. Şimdi bir uzun top daha deneyelim. Yani aslında De Jong'un önüne doğru bırakmışım ama geçmedi. Yine kazandık. Mbappe'nin önüne doğru bakacağım. Topu bir donma yaşıyoruz. Niye böyle oldu bilmiyorum. Önde baskı yapmaya çalışıyoruz. Rakip de değişik şeyler yaptı. Bedava golü bulduk arkadaşlar. 3-0 oldu. Ne oldu bilmiyorum. Bir anda oyun dondu galiba. Yani değişik şeyler oldu. Benim internet bağlantımda sıkıntı yok ama rakip çıkacak galiba. Tam anlayamadım problemin ne olduğunda. Şimdi normalde oyuncu değişikliği yapar ama 3-0 oldu zaten. Çok oyuncu değişikliği yapıp boşu boşuna zaman kaybetmeye gerek yok. Çıkacak mı bakalım. Rakip çıkmadı. O da Mbappe'yi aldı. Benzema yerine Mbappe'yi aldı. Oyuncu değişikliği yaptı. Herhalde ümitli 61. dakikadan sonra Salah'a da almış Messi'nin yerine. Şimdi kanattan tekrardan göbek yapacağız. O da geçmedi. Sar neler oluyor? Rakip çirkefleşti arkadaşlar. Mbappe ile Sar'ı düşürdü. Şimdi karşı tarafta Sar gibi bir isim varken yani uzun hava topu denemek, işte arkaya pas denemek biraz yanlış. Aman yanlış pas attık. Çirkeflik yapmayacağım, burada kaymak yok. Kaleciye bıraktım son topu. Evet, Donnarumma. Yani gol yemeyi aslında kabul etmiştim. Hatamın karşında gol yiyebilirdim, 3-1 olsun diyecektim ama Donnarumma çıkarttı. Şimdi ortaya dönelim. Maradona yaşlılığını gösteriyor. Şimdi bir uzun top deneyelim Messi'ye doğru. O da geçmedi. Yani 3-0 oldu, biraz şımardık. Değişik şeyler deniyorum kanatlardan ama geçmiyor. Tekrardan bir uzun top deneyelim. Göğsümüzü indirebilirsek indiremedik. İndirebilseydik bir ver kaç deneyecektim. Top kazandık tekrardan. Şimdi bir uzun ara pası deneyelim. O da geçmedi. Delight'la almaya çalışacağım. Gol yapmışız. 3-0 oldu. Şimdi birkaç farklı taktik denemek istiyorum. Aslında çalım denemek istiyorum. Topu kazanıp rakibin ceza sahasına indirebilirsek çalımla bir uzun top deneyeceğim. İlk klasa deneyelim arkadaşlar. Şöyle şaşırtma amaçlı koşup geri geleceğim. Ronaldo'ya geldi top. Şimdi pas iptal edememek o kadar kötü ki arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani bu oyunun en saçma bulduğum şeylerden bir tanesi de pası iptal edememek. Önde baskı yaptık. Forvet'le kazandık. Mbappe'nin koşmasını bekliyorum. Bir ara pası deneyelim. Geçmedi. İnanılmaz. Yani yesir Mbappe daha tehlike yaratabilirdi. Bir plase denedi Donnarumma için. Kolay bir top oldu. Şimdi Maradona'ya. Maradona çok yorulmuş. Camavinga'ya Messi. Bir çalım. Şimdi tekrar Camavinga'ya. Şimdi geri çekip plase deneyeceğim. Düz koşu yapalım. Geri çektim. Şimdi bir plase deneyelim. Solak zaten. Son anda kurtardı kaleciye. Güzel bir top olmuştu. Şimdi geri çekeceğim, yine bir çalım deneyelim. Rakip kayarak taca attı. Birkaç arkadaş sormuş nasıl yapıyorsun bunu diye. Maç sonrasında bahsedeyim birazcık sizlerle. Yine bir plase deneyelim. Uzaklardan rakibin kalecisi yine kurtardı. Yani şov yapalım dedik ama bir tane gol bulamadık. Sağlık olsun. Şimdi arkadaşlar şuta basıyorum. Şuta bastıktan sonra ekranın sol tarafını iki kere basıyorum. Rakip uzun top denedi. Önde baskı yapmaya çalışalım. Şuta bastıktan sonra ekranın sol tarafını iki kere bastığınız zaman şut iptal oluyor. O zaman sağ ya da sola çektiğinizde rakibinizi fake şutla kaydırabiliyorsunuz ya da çalım atmış oluyorsunuz. Sizlerin de bilgisi olsun. Maçı 3-0 kazandık. Seyri güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bir golü bedavadan attık. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese hilesiz nice güzel oyunlar.